Arkadaşlar merhaba, bugün kraniyumu anlatacağız. Kraniyum iki kısımdan oluşuyor. Bir nörokraniyum dediğimiz beyni çevreleyen kısmı, bir de yüz kemikleri olan viserokraniyum adı veriliyor. Nörokraniyumu ilk olarak anlatıyoruz, derste de öyle anlatıldı. Nörokraniyum ne dedik? Beyni çevreleyen kemik. Beyin nerede bulunuyor? Bu iç kısımda bulunduğu için şu kısmı komple beyni çevreleyen kemik olarak, nörokraniyum olarak anlatacağız. Şimdi tüm kafatası kemiklerini sayarsak zaten boyalı olarak daha kolay olacak. Mor olarak gösterilen os frontale, hemen arkasında os interparietale, os parietale, occipitalis, hemen yanında os temporale. Onun dışında alta geldik, os sifonoidale. Daha önde ne var? Vomer. Yanlarda pterygoideum. Onun dışında yan taraflara baktığımızda sarı olan zygomaticum. Kırmızı olan lacrimale, os lacrimale. Sarı olan os nazale. Ne demek bu? Burun kemiği. Yanlarda yanak kısmı os maxilla. Ön taraf, üst damağın ön tarafı os incisivum. Alta geldik, os palatinum. Ve iç tarafta göremediğimiz kibrit kutusuna benzeyen, burun boşluğuyla kavum kraniyi de ayıran, şurada göstereyim, şu kemiğimiz, şu kemik os etmoidal olarak isimlendiriliyor. Os etmoidal. Şimdi nörokraniyuma gelirsek, şu an hepsini saydık bunların. Bir de ne var biz biliyoruz? Mandibulayı biliyoruz. Bir de dil kemiğinden de bahsedeceğiz. Onu da birazdan getireyim. Bir de dil kemiğinden de bahsediyoruz bu kafa kemikleri içerisinde. Mandibula zaten ne demek? Çene kemiği, şu kemik mandibula. Şimdi nörokraniyuma geldiğimizde bizim şu tarafla işimiz yok şu an. Şu an beyni çevreleyen kemiklerden bahsedeceğiz. Ne demiştik? Os occipitale. Occipitale'ye baktığımızda şu kısım, tam ense kısmı, os occipital diyoruz. Bu os occipital neyle bağlantılıydı? Hatırlarsınız, birinci omur atlasla bağlantısı vardı. Hep diyorduk zaten. Kondiluslarla atlas eklem oluşturacaktı. Şimdi bakıyorum os occipitale'ye. Nereye kadar? Bu beyaz olan kısım zaten parietale. Şuranın alt kısmı şöyle geliyor. Şöyle sınırını gösteriyorum ben. Şöyle şu kısım os occipitale olarak isimlendiriliyor. Os occipitale 3 kısımdan oluşur. Üst kısmı squam occipitalis, yan kısmı pars lateralis ve taban kısmı pars basilaris olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Ortasında kocaman bir delik var. Buna foramen magnum diyoruz. Bu foramen magnum'dan dışarı kim devam ediyor artık? Medulla spinalis devam ediyordu. Bu foramen vertebradan geçerek devam ediyordu, değil mi? Bunun hemen iç tarafında da beynin bölümlerinden pons oturacak ve daha ön kısmına da. Şimdi baktık, ne dedik? Foramen magnum'u bileceğiz dedik. Squam occipitalis'e baktığımızda burada biz neyi görüyoruz? Bir çıkıntı. Protuberansia occipitalis externe diyoruz bu çıkıntıya. Buraya ne bağlanıyor? Boyun ense bağı dediğimiz ligamentum nuha geliyor. Buraya bağlanıyor. Protuberans occipitalis externa varsa bunun internası da nerededir? İç kısımda internası da mevcuttur. O da beynin zarlarını tutan bir çıkıntı olarak isimlendirilmiş. Onun dışında squam occipitalis'ten sonra devam ettiğimizde yan taraflara pars lateralis kısmında kondilusları görüyoruz. Kondilus ne demekti? Lokma demekti. Kondilus occipitalis diyoruz. Sağlı sollu olarak bulunuyor. Kondilus occipitalis'in yanında hemen çıkıntımız processus jugularis. Buradaki kırılmış. Şu processus jugularis. Arada bir fossa olmuş. Fossa condylar olarak da isimlendirebiliriz. Bu pars lateralis'te yer alan kısım. Alt kısmına geldiğimizde neyi görüyoruz? Devam ediyor. Burada sifonoidal olarak isimlendirdiğimiz kemiğe kadar olan kısmı ne diyeceğiz? Os occipitale'nin pars basilaris taban bölümü. Burada bir çıkıntı görüyoruz. Tuberculum musculare ismi veriliyor. Kas çıkıntısı anlamında tuberculum musculare diyoruz buraya da.
Os oksipitale ile sifonoidal arasında bir eklem var. Eklemleşme ismi göreceğiz. Synchondrosis sifeno-oksipitalis diyoruz buradaki yapıya. Tam tüberkülümün altında bulunan bağlantıya synchondrosis sifono-oksipitalis olarak isimlendiriyoruz. Onun dışında burada kondilusların hemen yan tarafından delikleri görüyoruz. Buna canalis nihipoglossi olarak isimlendiriliyor. Bu ekülde de foramen nihipoglossi, yani nervus hipoglossus dediğimiz kraniyumdan, beyinden çıkan sinir buradan geçiyor. Pars basilaris bölümünde iç tarafa elinizi sokarsanız iki tane çukurluk göreceğiz. Foramen magnumun içine ve tabanına bastırdığımızda. İlk de beynin ponsa verdiğimiz bölümünün oturduğu impressio iz demekti. Impressio pontina. Hemen ardında da artık medulla oblongata'dan devam edecek. Medulla spinalis'in çıktığı yer, yani medulla oblongata'nın olduğu da impressio medullaris olarak isimlendiriliyor. Impressio pontina ve impressio medullaris olarak isimlendirilen iki tane çöküntüsü mevcut. Os occipitalis'i de bilmemiz gerekenler bu kadar şu an itibariyle. Kondilusları biliyoruz. Foramen magnum, processus jugularis, protuberans occipitalis, externa dedik size. Hemen üst tarafında neyi görüyoruz? Os parietal, şöyle U harfi şeklinde, bakın beyaz boyalı os parietale dedik. Hemen şu arada os interparietali'yi gördük. Frontale'ye bakalım şimdi. Os frontale'de kafanın üst kısmında görüyoruz. Os frontale'de dikkatimizi çeken kısım bir nazaleye doğru çıkıntısı var. Os frontale'nin işte pars nazalisi gibi. Orbitaya doğru, orbita dediğimiz göz küresi, orbitaya doğru olan kısmına pars orbitalis diyoruz. Başka ne görüyoruz os frontale üzerinde? Boynuzları görüyoruz. Processus cornealis, kornu boynuz demek. Bu çıkıntılara processus cornealis diyoruz. Bu aradaki tümseye ne diyeceğiz? Protuberansia intercornealis. İki kornu arasındaki tümsek anlamında protuberansia intercornealis diyoruz. Burada delikler var. Bu hayvanda bir sürü. Ekülde ise bir tane. Birazdan göreceğiz. Buna da foramen supra orbitalis diyoruz. Burada da canalis oluşturmuş bu. Kanal şeklinde oluşturduğu için canalis supra orbitalis ismi veriliyor. Burada da bu şekilde görüyoruz. Devam edelim şimdi. Önce bir ruminanttan anlatalım. Sonra da eküde, karnivor diye devam ederiz. Neye bak geçelim? Temporalis'e bakalım. Hemen şu kenarda gördüğümüz, tam sınırını verelim size. Şu sarı yere olan kadar, yani zigomatika kadar olan kısım, şu kısım şöyle. Bakın kulak yolunu, dış kulak yolunu alan. Processus jugularis almayacak şu kısım. Nedir? Os temporale diyoruz. Os temporale burada da var tabi, sağ tarafta da var. Os temporale diyoruz bu kemiğe. Os temporale kendi arasında bölümlere ayrılıyor. Bunlar nasıldır bölümleri? Squama temporalis dediğimiz mandibula ile bağlantı yapan bölümü. Ondan sonra pars petrosa ve bulla timpanica dediğimiz bölümleri olacak. Pars petrosa'yı iç tarafta görüyoruz. Vücudun en sert kemiklerinden pars petrosa iç kulakla ilgili kemik. Bulla timpanica dediğimiz orta kulağı içeren, orta kulak kemikçikleri çekiç örs üzengi olarak biliyorsunuz siz. O kemikleri içeren bu şişkinliğe de bulla timpanica diyoruz. Orası da o zaman pars timpanica bölümü de os temporale'nin şu kısmından bahsedeceğiz. Şimdi bir devam edelim. Os temporale'ye baktığımızda ne demiştik önce? Squama temporalis dedik. Bu squama temporalis aynı burada da çok net görülüyor. Tam mandibulanın bağlantılı olduğu yer. Ne diyeceğiz buradaki çıkıntılara? Bakın mandibulanın kondilusuyla bağlantılı. Tüberculum articulare, yani eklem tümseyi anlamında. Sonra bir fossa oluşmuş. Fossa mandibulare. Şuradaki fossa çukurluk. Hemen ardında bir çıkıntı. Processus retroarticularis diyoruz. Processus retroarticularis. Hemen ardındaki deliğe de foramen retroarticulare ismi veriliyor. Tekrar bir bakalım. Şimdi oturtturduk. Ne demiştik temporalisin bölümüne?
Pars Squama Temporalis bölümü. Neyi görüyoruz biz burada? Mandibule ile bağlantılı olduğu kısım. Hemen baktık şu çukurluğa. Kim girdi? Tüberkül Articulare dedik bu tümseye. Hemen ardında kondilus, mandibulanın kondilusunun yerleşmesi için bir çukurluk. Buraya ne diyoruz? Fossa mandibula. Hemen ardında bir çıkıntı isim ne oluyor? Processus retroarticularis. Retro geri demek, arka demek. Yani eklemin arkasındaki çıkıntı anlamında. Processus retroarticularis. Burada da bir deliğimiz. O zaman deliğin adı da ne olacak? Aynı şekilde foramen retroarticulare olarak isimlendirilecek. Bu da bu şekildeydi. Onun dışında burada başka neden bahsedebiliriz? Bulla timpanica bölümüne baktığımızda şurada da göstereyim. Şu tümsekler, şu şişkinlikler pars timpanica bölümü. İçinde ne dedik? Buna bulla timpanica diyoruz. İçinde kulak kemikçikleri var demiştik, değil mi? İçinde kulak kemikçikleri olan bölüm. Devam ettiğimizde bize neyi verecek? Bakın, dış kulak yolu. Porus acousticus externus. Yani sesle ilgili dış kulak deliği. Porus acousticus externus. Yoluna ne deriz? Meatus yol demek. Meatus acousticus externus. Dibine ne deriz? Fundus dip. Fundus acousticus externus. Bunlar bize hep neyi veriyor? İşitme ile ilgili terimleri veriyor. O zaman biz diyebiliriz ki bu genel olarak ostemporale bize işitme ile ilgili bir kemiktir ismi de verilebilir, değil mi? Buradan devam ettiğimizde burada bir çıkıntımız var. Processus mastoideus diye devam ediyor. Hemen bakalım, bulla timpanikanın ucunda çıkıntı göreceğiz. Bazılarında daha da keskin. Processus muscularis olarak isimlendirilmiş. Eğer kafayı iki yarıma ayırırsak, şöyle hemen alalım. Bakın gene şuradan bakalım bir. Bulla timpanikalar çok net, değil mi? Şişko şişko, tombul. Uçlarında bir çıkıntısı var. Processus muscularis dedik şu çıkıntıya. Onun dışında burada processus stylodeus dediğimiz bir çıkıntısı ve processus mastoideus'u görüyoruz. Buraya da dil kemiği zaten bağlanacak. Devam ettiğimizde porus acousticus externus deliğini gördük. Yoluna ne deriz? Bakın devam ediyor yolun. Dış kulak yolu meatus acousticus externus diyoruz. Ve iç kısma geldik. Şimdi üçüncü bölümü pars petrosa bölümü. En sert dediğimiz piramit şeklinde. En sert kemik şu gördüğünüz pars petrosa bölümü. Pars petrosa bölümünde de iç kulakla alakalı, yani denge ve işitme sinirlerinin geçtiği kısım burası. Burada bir deliği görüyoruz. Bu deliğin ismi dış kulakta ne demiştik? Porus acousticus externus'sa burada da porus acousticus internus. Yolu meatus acousticus internus. Dibine ne deriz? Fundus acousticus internus deriz. Dibinde 4 tane toplu iğne başı kadar delik var. Buradan da nervus vestibulocochlearis ve nervus facialis sinirlerin geçtiği kısımlar mevcut. Tam bu fundusun dibinde pars petrosa kısmında. Pars petrosa için ne demiştik? Vücudun en sert kemikleri olarak sayılan bir kemikti. Temporalis önemli bir kemik, ostemporale. 3 bölümden oluşuyor dedik. Ne bunlar? Squama temporalis. Squama temporalis, pars petrosa ve pars timpanica bölümlerinden bahsedebiliyoruz. Timpanikayı öğrendik. Bulla timpanica orta kulakla ilgili. Ucundaki çıkıntı processus muscularis demiştik. Ostemporale bittikten sonra hemen bunun ön tarafında yer alan bir kemikten bahsedelim. Bu kemiğimizin adı da sifonoidale, ossifonoidale. Ossifonoidale dediğimiz kemik os oksipitalenin bazı pars basilaris kısmı bitti. Bu tüberkülum muskulare dediğimiz çıkıntıdan hemen sonra vomer görüyorsunuz burası. Şu vomerle os oksipitale arasındaki şu kısım ve yan tarafa doğru giden kısım bize os sifonoidaleyi verecek. Bu os sifonoidale iki kısımdan oluşuyor. Bir bazi sifonoidalesi, bir de presifonoidale olarak. Daha ön kısmı vomerin altına denk gelen. Bir de şundan bakalım. Sifonoidale
Sifonoidal dediğimiz kısım hemen tuberkülo muskularından sonra başladı. Bazı sifonoidal daha öne doğru giden kısmı presifonoidal diyoruz. Burada bir de neleri bileceğiz biz? Bu kısımlarını bileceğiz. Bunların iç tarafta da oluşumları var. Bu presifonoidale ve bazı sifonoidale de kendi arasında ayrılıyor. Bazı sifonoidalenin bir korpusu var. Bir de nesi olacak burada? Alası olacak. Ala sifonoidale diye ve burada deliklerden bahsedeceğiz. Presifonoidale'ye de baktığımızda iç kısımda oluşumunu göreceğiz. Şimdi o sifonoidale kemiğinin içeriden baktığımızda nasıl görüyoruz? Hemen önce bir ondan bahsedelim. Kalvaryum dediğimiz kemik ipi kaldırdıktan sonra bakın. Şurada bu kısım neresi? Hemen şöyle bakarsanız zaten biliyorsunuz artık os oksipitale, bakın şuraya tüberkülüme kadar olan kısım. Şurası os oksipitale bölümü, yaklaşık şuralara denk geliyor. Buradan sonrası artık bize şu kısma kadar olan kısım bize neyi verecek? Os sifonoidalenin. Os sifonoidalenin presifonoidalesi ve bazı sifonoidalesini verecek. Presifonoidalesinde göreceğimiz yapı sulcus chiasmaticus. Bu sulcus chiasmaticus dediğimiz sağ ve soldan gelen göz sinirlerinin çaprazlaştığı yer olarak oluşan bir sulcus. Bakın şöyle göstereyim şöyle. Şu kısım. Çubuğun uç kısmı. Sulcus chiasmaticus diyoruz buraya. Bu bizim os sifonoidalenin presifonoidale kısmı. Sulcus chiasmaticus ne dedik burası için? Sağ ve soldan gelen sinirler burada çaprazlaşıyor. Sağ göz ve sol gözden gelen sinirler. Devam ediyoruz şimdi. Bazı sifonoidalesinde neleri göreceğiz? Bir fossa hipofizialisi görüyoruz. Şu çukurluk, şöyle parmağınızın oturduğu çukur. Fossa hipofizialis, yani hipofiz bezi dediğimiz vücutta bulunan, beynin ventralinde yer alan hipofiz bezinin, işte tüm hormonların kontrolünden sorumlu olan hipofiz bezinin buraya oturduğundan bahsediyoruz. O yüzden buraya ne diyoruz? Fossa hipofizin çukurluğu diyeceğiz. Yani hipofiz bezinin çukurluğu. Fossa hipofizialis diyoruz buraya. Hemen ardında bir çıkıntı var. Görülüyor mu bilmiyorum. Şu çıkıntı. Elinize aldığınızda da derste görürsünüz. Buna dorsum sella diyoruz. Dorsum sella. Bu ikisine birlikte de Türk eğri, yani hani atların üzerine koyulan eğer var ya, ona benzetildiği için şöyle bir çukurluk ve ardında bir tümsek olduğu için buna sella turcica, Türk eğri anlamında sella turcica ismi verilmiş. Tam şuraya. Fossa hipofizialis artı dorsum sella, sella turcica'yı vermiş bize. Şimdi devam ediyoruz. Burayı öğrendik. Bu iç kısmındaydı os sifonoidalenin. Bir de os sifonoidalenin yan kısımlarına çevirdiğimizde şöyle baktığımızda pterygoidiumun hemen arasında olan bir kemiğe ne demiştik biz? Os sifonoidale demiştik. Sifonoidale kemiğine baktığımızda biz bir de yan tarafa doğru giden alaları mevcuttu. Bu ala sifonoidalede de bir takım delikler yer alacaktı. Şimdi bu deliklere bakarsak şöyle göstereceğim şimdi size bir saniye. Şöyle şuradan daha mı rahat görülür? Şu delikleri göreceğiz. Tamam. Herhalde görünüyor. Şimdi os etmoidaleye açılacağı için buna ruminantta foramen etmoidale ismi verilmiş. Bakın birinci deliğimiz foramen etmoidale. İkinci deliğimiz büyük bir delik. Foramen opticum. Şurası, pardon, şu foramen opticum. Bakın foramen etmoidale, hemen altında foramen opticum. İki deliğin birleşiminden oluşan üçüncü delik oldukça büyük. Foramen orbital rotundum. Ve devamında da foramen ovale diyoruz. Şu delik. Şimdi tekrar bakalım buna. Şöyle orbitanın içi tarafından bakarsanız çok rahatlıkla bu delikleri şöyle aşağı doğru sırasıyla yazabilirsiniz. İlki os etmoidale, şu delik. İkincisi foramen, birincisi foramen etmoidale, ikincisi foramen opticum. Nereye açılacak bu? Chiasma opticum açılacak zaten. Üçüncüsü foramen orbital rotundum. Dördüncüsü ise foramen ovale olarak isimlendiriliyor. Ruminant'ta bu şekilde isimlendirilmiş. Eküde için baktığımızda da
Gene ilk delik neydi? Foramen et muidale. İkincisi hemen akabinde yer alan foramen optikum. Bakın şu. Şurada bir fissura var. Üçüncüsü fissura orbitalis içinde iki tane delik yer alıyor. Foramen rotundum ve foramen alare orale. Hemen altındaki foramen alare orale. Hemen şurada arkasında foramen alare aborale. Ve yukarıda hemen onların o çizginin üstünde foramen alare parum olarak isimlendiriliyor. Tekrar edelim. Foramen etmoidale, foramen orbita, opticum, fissura orbitalis, foramen rotundum, foramen alare orale, foramen alare aborale, foramen alare parum. Bir daha sabit tutup kameraya bir daha bir bakalım. Foramen etmoidale, foramen opticum, fissura orbitalis, fissura orbital foramen rotundum, foramen alare orale, foramen alare aborale, foramen alare parvum da burada eküdedeki delikler. Bir de karnivora bakalım. Karnivora baktığımızda foramina etmoidale diyoruz karnivor için. Bakın bir sürü küçük foramina etmoidale. Sonra foramen opticum gene fissura orbitalisi var. Foramen rotundum onun içinde. Devam edelim. Foramen alare orale, foramen alare aborale, foramen ovale ve foramen karatikum diye devam ediyor karnivor içinde bu şekilde. Bu delikler neden önemli? Bunların içinden sinirler geçiyor. O yüzden önemli. Tekrar edelim bir. Foramina etmoidale, foramen opticum, fissura orbitalis, foramen rotundum, foramen alare orale, foramen alare aborale, foramen ovale ve foramen karatikum. Bir kere sırasını ezberleyince zaten deliğin ilk deliği de bulunca buradan gayet rahatlıkla devam edilebiliyor. Devam edelim şimdi. Sifonoidale'yi öğrendiğinizi düşünüyorum. O sifonoidale'yi. Önemli olan dediğim gibi iç kısımda ne demiştik? Sulcus chiasmaticus'la burada fossa hipofizialis ve dorsum sellea sella turcica denildiği önemli. Onun dışında bu aşağıda da ala kısımda da deliklerden bahsetmiştik. Diğer bir kemiğe bakalım şimdi. Hemen şöyle devam edeyim. Yan tarafında sifonoidale sınırlandırılan pterygoidium diyoruz şu kısma. Pterygoidium dediğimiz şu kenardaki kemiklere de os pterygoidium diyoruz buna. Bunun hemen arasında neyi gördük zaten? Sifonoidale'yi gördük ve sifonoidale'den devam eden, buruna doğru devam eden burada kırılmış ama kırılmasaymış nasıl olurmuş bir bakalım hemen. Daha kadar bir şey bakalım. Şöyle. Şurası pterygoidium. Burası sifonoidale'nin presifonoidalesi ve sifonoidale'den devam eden, burun boşuna doğru devam eden kemiğe de vomer diyor. Bu vomer şöyle bir yapısı var. Şöyle elimi düşünün. Şöyle iki tane kanadı var. Ala vomeris diyoruz. Bu da iki tane ala vomeris. Ortası bir sulcus oluşmuş. Sulcus vomeris. Altında da bir krista. Bu iki ala birleşince ne olur? Aşağıda bir çıkıntı. Krista vomeris diyoruz. Bu sulcus dediğimiz kısım burunun ön tarafından da görünen kısım şu kısım. Sulcus vomeris dediğimiz. Buraya burun delikleri arasındaki kısım septum nazi dediğimiz, cartilago septi nazi dediğimiz burun deliklerini birbirinden ayıran kıkırdak geliyor buraya oturuyor. Yani sizinle bir burun parmağınızdan soktuğunuzda diğer tarafa parmağınız geçmiyor burnunuzda. İşte bu neden dolayı iki burun deliğini birbirinden ayırıyor. O septum nazi geliyor. Bu vomeris'in, sulcus vomeris'ine oturuyor dedik. Şu her iki kenarına ala vomeris diyoruz. Alt kısmına da ne diyeceğiz o zaman? Krista vomeris olarak isimlendirilecek. Bunu da anladığınızı düşünüyorum. Vomer de bitti. Pterygoidium'da da zaten hamulus pterygoidus'lar vardı. Şurada çıkıntı. Hamulus pterygoidus ismi veriliyor. Pterygoidum da bittikten sonra temporalisi bitirdik. Osoksipitalisi bitirdik. Parietale, interparietale de bittikten sonra ne var? Frontale'yi yaptık. İç tarafta bulunan bir kemik.
kemiğin adı da os etmoidale. Bakın şu kemik. Şu şöyle kibrit kutusu gibi bir kemik. Üstte duvarı var. Yanlarda, ventralde duvarı var. Önde ve arkada. Şimdi os etmoidale dışarıdan görünmeyen bir kemik. Os etmoidale'ye baktığımızda koku ile ilgili bir kemik bu da. Böyle kalburumsu kemik olarak geçiyor. Çünkü bir sürü delikten oluşturulmuş. Bir sürü bakın foramen foramen. Buradan koku lifleri geliyor. Burun boşluğundan buradan geçerek buraya ne bir yerleşecek? Beyin yerleşiyor. Beyine buradan koku liflerini bulbusol faktörüyse veriyor. Şimdi os etmoidale'ye şöyle bakalım bir. Üst tarafına, şu üstteki duvarına lamina perde demek. Yani lamina yaprak demek daha doğrusu. Lamina tectoria diyoruz. Üstteki yaprağını lamina tectoria. Yanlardakine lamina orbitalis. Çünkü şu kenarlarda artık orbita var ya. Lamina orbitalis şu kenar yapraklarına. Ventral yaprağına taban anlamında lamina basalis diyoruz. Arkadaki yaprağı lamina cribrosa. Şu kısım lamina cribrosa. Ve bu lamina cribrosaları birbirinden ayıran yani iki kibrit kutusuna bölen ortada bir perde gibi olan bir yaprak lamina perpendicularis diyoruz. Onun dıştaki çıkıntısına da crista galli olarak isimlendiriliyor. Şu çıkıntı da crista galli. Bu lamina cribrosa'da bir sürü delik var. Buna da foramina cribrosa ismi veriliyor. Şimdi tekrar edelim. Birazcık karmaşık gelebilir ama aslında bu da kolay. Os etmoidale bir sürü laminalardan oluşuyor. Dışarıdan görünmüyor. İç tarafta burun boşluğuyla kavum kreniyi birbirinden ayırıyor. Koku ile ilgili bir kemik. Bakıyoruz şimdi os etmoidale üst yaprağına lamina tectoria. Taban yaprağı lamina basalis. Yan tarafları lamina orbitalis. Yan yaprakları lamina orbitalis. Arka yaprağı lamina cribrosa diyoruz şu kısım. Lamina cribrosa. Ve bu lamina cribrosa ortadan bölen lamina perpendicularis. Perde şeklinde böyle lamina perpendicularis. Onun ardındaki çıkıntı crista galli. Ve lamina cribrosa'daki bir sürü deliğe de foramina cribrosa ismi veriliyor. Şu kısımda foramina cribrosa diyoruz. Buraya kim oturuyor demiştik? Beynin önünde böyle tavşan kulağına benzeyen bulbus olfaktoriusları var. Geliyor buraya oturuyor ve koku yollarıyla bağlantı kuruluyor. Ön tarafında burada etmoidale, endotürbinane ve ektotürbinane dediğimiz dürümler var. Konkalar. Bu konkaların dürümleri burayla bu etmoidal dediğimiz kemik ile bağlantı kuruyor. Bilmeniz gereken yaprakları ve özellikle şu çıkıntı crista galli. Bunlar da ne? Lamina cribrosa. O zaman şöyle baktığımızda tüm kemikler bitti. Yani ne bitti? Nörokranium kemikleri bitti. Şeyden devam edelim. Etüde için baz alalım. Şimdi hayvan türü ayrımına bir gelirsek. Durduğunda siz biliyorsunuz ki ne biliyoruz? Os frontale şu şekilde görülüyor. Şeyde ise eküdede ise os frontale bakın şuraya kadar olan kısım os frontale. Canalis foramen supraorbitalis. Burada ise foramen supraorbital dediğimiz bir tane deliğimiz var. Frontalenin hemen ardında şurada parietale görüyoruz. Os parietale. Burada ise parietale nasıldı? Şöyle. Hemen oksipitalinin üzerindeydi. Bunda ise os parietale. Eküde bu. Buyurun. Şu interparietale. Interparietale diyoruz. Bakın bir krista oluşmuş. Krista nuha. Bu kime özgü? Eküdeye. Krista nuha diyoruz. Ruminant'ta ise linea nuha olarak isimlendirilmiş. Bakın crista sagittalis var. Crista sagittalis externa. Externası varsa internası da içeride olacak. Bu da neyi tutacak bizim? Beyin zarlarını tutacak. Zaten elinizle foramen magnumdan yukarısını ellerseniz burada çıkıntıları görürsünüz. Onun dışında buradaki bu çıkıntı crista sagittalis externa karnivorda oldukça belirgin. Bakın nasıl belirgin crista sagittalis externa diyoruz. Devam edeyim eküdeden.
Oksipitali'yi direkt ense kısmında görüyoruz. Burada ise ense kısmında neyi görüyorduk biz? Oksipitale, parietale ve interparietale. Üçünü birlikte görürken bunu da ense kısmında sadece oksipitale'yi görüyoruz. Oksipitale'ye baktığımızda ortada bir foramen magnum. Hemen yanlarında neler var? Condylus occipitalis. Hemen onun yanında foramen processus jugularis'leri görüyoruz zaten. Devam edelim. Burada condylus'ların hemen yanında tabanında ne vardı? Delik. Foramen ni hipoglossi diyoruz. Aşağı doğru devam ettiğimde occipitalis'in basilaris, pars basilaris kısmı ve tuberculum muscularis'leri görüyoruz. Burada neyi görüyoruz bir de? Squama occipitalis dediğimiz yerde protuberansia occipitalis eksaneyi gördük. Şimdi temporalis'e baktığımızda gene temporale nasıldı? Şöyle squama temporalis dediğimiz mandibule ile bağlantılı olduğu kısım vardı. Hatırlıyor herkes şu kısım. Os temporale'nin squama temporalis'i bakın. Şu kısma ne diyoruz? Tuberculum articulare. Hemen ardında condylus'un yerleşmesi için fossa mandibulare. Hemen ardında da processus retroarticularis diyoruz. Bu kısma bu şekilde isimlendiriliyor. Onun dışında burada başka baktığımızda neyi görebiliriz? Pars timpanica ve pars petrosa kısımları. Pars timpanica'ya baktığımızda dış kulak deliğini görüyoruz. Porus acousticus externus ve bunun hemen yolu ne vardı? Meatus acousticus externus. Hemen yanında processus mastoideus dediğimiz bir çıkıntıyı görüyorsunuz. Bakın processus mastoideus. Aşağı indik. Bulla timpanica kısmında neyi görüyorduk? Orta kulak kemikçiklerini içerine alan bir çıkıntı. Bulla timpanica olarak isimlendirilmiş. Daha önceki hayvanlarda görmediğiniz ne var şurada? Yırtık delik anlamında foramen lacerum. Burada ikide de mevcut. Foramen lacerum diyoruz. Şuradan yine bakarsak zaten dış kulak deliğini gördük değil mi? Processus mastoideus'u görüyoruz. Onun dışında şuraya dil kemiği bağlanıyor zaten. Stiloideus dediğimiz. Bu timpanikanın ucundaki çıkıntı processus muscularis'ti. Bunu da içeriden kesersek en içte bakalım şurada görecek misiniz? Bakın foramen lacerum'dan kamerayı şöyle tutarsak bakın şu içeride şu neydi? Pars petrosa iç kulakla ilgili kemikti. Pars petrosa'yı görüyoruz. Ostemporalinin pars petrosasını en sert demiştik. Hatırlarsınız bir deliği vardı. Porus acousticus internus'tu. Dibine yoluna meatus acousticus internus, dibine de fundus acousticus internus diyoruz. Bu fundusta da 4 tane delik mevcuttu. Sonra geldik os temporale'yi görüyoruz. Zygomaticus. Hemen şurada daha önceki kemiklerden lacrimalis'i görüyoruz. Frontalis'i gördük. Çevirelim. Sifonoidale zaten bahsetmiştik. Bazı sifonoidalesi, pirasifonoidalesi ve alalarında da bir sürü delikten bahsettik. Hemen yanlarında ne vardı? Pterygoidum, hamulus pterygoidum diyorduk. Sifonoidalenin önünde de vomer dediğimiz burundaki kartilago septinazinin oturduğu vomer kemiğini görüyoruz. Eküde içinde böyle ayrımı bu şekilde. Özellikle nesi önemli? Burada bir kristanüha olduğu önemli. Kristosa gitalisler mevcut dedik. Onun dışında başka oksipitale ensede komple şekillenmiş halde. Karnivora bakalım. Foramen magnumu gördük. Hemen yanında condylus occipitalis. Processus jugularis'leri görüyoruz. Burası gene ne? Squama occipitalis kısmı. Bunlar pars lateralis ve pars basilaris'ini görüyoruz. Krista nuha'yı burada çok net görüyoruz. Hemen öne doğru gittiğimizde şurası parietalis kısmı. Os parietalis ve şurada interparietal dediğimiz küçük bir kısım var. Üstünde bir çıkıntı Krista sagittalis externe'yi gördük. Şu kısım ne diyoruz bu kısma? Os frontale diyoruz. Os frontalin önünde de zaten biz artık nazare ile bağlantısını göreceğiz. Diğer bir fark burada orbita şekillenmemiş karnivordan.
Bakın orbita tam kemikler çapıyla örtülürken bunu bahsedeceğiz zaten. Orbitanın oluşumuna işte os temporale ve zigomaticus katılıyor bazı hayvanlarda. Bazı hayvanlarda da os temporale ve frontale katılıyor. Eküde de mesela os frontale'nin proses zigomaticus ile os temporale'nin proses zigomaticus'u bağlantı kuruyor. Bunları da bahsedeceğiz. Yani siz eküde de orbita tam şekillenmiş. Ruminant'ta da orbita dediğimiz göz küresini oluşturan kemiksel çatı tamken, karnına geldiğimizde ise arcus orbita yok. Burası bir ligamentle bağlanıyor. Ligamentum orbita mevcut olacak. Arcus orbita şekillenmemiş. Onun dışında karnivorda başka ne? Diğerleriyle benziyor zaten. Os temporale'nin pars timpanica bölümüne geldiğimizde bulla timpanikaları görüyoruz. Dış kulak yolunu görüyoruz. Meatus acousticus externus gördük. Hemen ön tarafında squama temporalis'teki mandibule ile bağlantı yerleri, tuberculum articulare, fossa mandibulare ve processus retroarticularis'i gördük. Devam edelim. Os sifonoidalinin ve ala sifonoidalideki deliklerden bahsetmiştik. Hemen yanında onu çevreleyen pterigoidomu görüyoruz. Daha iç tarafa gittiğimizde de burna doğru ilerleyen ne var? Vomer dediğimiz kemik mevcuttu. İç tarafta da burun boşluğu ile beyin boşluğu arasında bulunan kibrite benzeyen kemik de os etmoidali. Zaten tüm osunda mevcut. Bir de koyuna bakalım. Küçük ruminantla da büyük ruminant farkına bakalım. Şöyle nasıl yapalım şimdi bunun? Bakın gene ensede ne var demiştik ense kısmından? Os occipitale, os parietale ve interparietale değil mi? Buna baktığımızda ise biraz öne kaymış gibi ensede sadece os occipitale'yi görüyorsunuz. Öne doğru şuraya kadar ki çizgisi var bakın. Os interparietale şu kısım. Sonra os parietale ve os frontale olarak isimlendiriliyor. Şu kısımda os frontale olarak isimlendirilmiş. Tekrar edelim. Os occipitale'nin işte condylus occipitalis'i, processus jugularis'ini gördük. Protuberans occipitalis externe'yi gördük. Devam ediyorum. Os interparietale, şu kısım şöyle parietale, şu kısımda ne oluyor? Frontale şöyle, şu kısımda frontale. Orbita tam şekillenmiş mi? Evet. Tam orbita özelliğinde. Temporalis'e baktığımızda neyi görüyoruz? Meatus acousticus externus'u gördük. Porus acousticus externus deliğine demiştik. Hemen yanında bulla timpanica orta kulakla bağlantılı kısım bulla timpanica. Bulla timpanica'nın önünde ne var diyoruz? Processus muscularis dediğimiz çıkıntılar mevcut. Burada dilin bağlandığı processus stilodeus dediğimiz bir çıkıntı mevcut. Devam ettiğimizde mandibulanın bağlanması için şu kısma ne demiştik? Squama temporalis demiştik. Tuberculum articulare, fossa mandibulare ve processus retroarticularis olarak devam ediyordu. Devam edelim şimdi. Bakın tuberculum muscularis ne kadar belirgin. Neydi bu? Os occipitalis'in bazı pars basilaris bölümünde sinkondrosis, sifonoccipitalis dediğim şu sınırın hemen üzerinde yer alana tuberculum muscularis diyorduk. Devam ettiğimizde sifonoidale'yi görüyoruz. Gene sifonoidale'nin bazı sifonoidalisi ve daha öne doğru presifonoidalisi ve yanlarda da ala sifonoidale demiştik. Bu alada da deliklerden bahsetmiştik. Hemen daha öne doğru devam edersek bakın şuradan şu kemikte şu kemik şu da neyi veriyordu bize? Kartilago septinazin oturduğu vomeri veriyordu. İç tarafta da ne var dedik? Os etmoidale mevcut dedik. Anlatacaklarımız bu kadar. Tekrar bir şuradan bahsedersek bizim şu an anlattığımız nörokranium dediğimiz yani beyni çevrilen kemikler os frontale, parietale, interparietale, occipitale. Şimdi daha iyi saymanız lazım. Occipitale, temporalis şu kısım şöyle. Dış kulak yolu bulla timpanikayı. Mandibulanın bağlandığı yeri böyle. Elime aldığım yer os temporal ve iç tarafta da var tabi. Onun dışında hemen os occipitale'nin hemen ön tarafında sifonoidale. Sifonoidale'nin daha önünde vomer.
Sponoidal yanlarda sınavlandıran pterygoidom vardı. Onun dışında başka bir de iç tarafta neyi biliyoruz biz? Os etmoidaleyi biliyoruz. Haftaya da neyi göreceğiz? Yüz kemikleri, yani viscera craniumda. Burun zaten ne demek? Os nazale. Sonra bakıyoruz ne var başka burada? Yanlarda lacrimale, os lacrimale değil mi? Os maxilla, zygomaticum. Onun dışında incisivum, üst damak incisivum. Yan kısma maxilla demiştik. Tam üst damağı çeviren os palatinum. Ve mandibuladan bahsedeceğiz. Ve dil kemiklerinin, dil kemiğinde söylediğimizde de artık biz yüzü çevreleyen kemikler olarak isimlendiriyoruz. Mandibula ve dil kemiği hariç bunlar nasıl birbirlerine daha sıkı sıkı kaynaşmış halde sutura dediğimiz çizgiler şeklinde birbirinden ayrımı bu şekilde. Bakın şuradaki ayrımlarını kendiniz de elinize kemik aldığınızda net olarak görürsünüz. Bakın şurada da. Mesela os nazalenin sınırı, şuradan başta frontaleden ayrıldığı kısım. Şurası os lacrimale mesela. Şu kısım. Şu kısım ne diyoruz? Maxilla. Burası zygomaticus diyor. Bu şekilde ayrımları da net olarak kendiniz de görebilirsiniz. Anlatacaklarımız bugünlük bu kadar.